Herkese selamlar. Elimde gördüğünüz bu buzdolabının elektronik kartı. Bu kartı düzensiz çalışmasından dolayı söktüm. Yeni bir kart almak yerine ise programlanabilir bir kart alıp kendim programlamaya karar verdim. Ve yapmışken internette bağlanabilsin, kontrol edilebilsin ve ayrıca dolabın neler yaptığını da göreyim istedim. Tabii ki bir şeyi sıfırdan yapmak zor. O yüzden bir referansım olsun istedim. İnternetten bir baktım böyle bir şey yapan var mı diye. Fakat araştırma yapınca maalesef böyle bir şey yapan olmadığını gördüm. Ve referansım olmadığından projem daha da zorlaştı. Daha önce de yine dünyada ilk olan bir proje ile ilgili bir video paylaşmıştım. Konusu arabayı telefondan, kumandadan ve aracın içerisindeki butondan çalıştırma üzerine olmuştu. O videoyu da izlemek isterseniz sağ üst köşeye ve açıklamalar kısmına eklerim. Bu projeyi nasıl yaptım biraz anlatayım. İşimiz gereği buzdolabı çalışma prensibini bildiğimizden İstediğimiz özellikleri de ekleyerek projeyi gerçekleştirdim. Şu anda da proje bitti. Oldu mu derseniz tek kelimeyle mükemmel oldu diyebilirim. Buzdolabı istediğim gibi hem telefondan kontrol edilebilir hale geldi, hem de kendi başına çalışabilir hale geldi. Yaklaşık 2 aydır da test ediyorum. Hiçbir sorun yok. Sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Uygulamamızı açtık. Görüyorsunuz ekranda değerler var. Bu değerler internet üzerinden telefonuma geliyor. Yani nerede olursam olayım dolabın neler yaptığını görebiliyorum. Neler görebiliyorum ve neler yapabiliyorum? Burayı biraz açmak istiyorum. Öncelikle diyelim ki elektrikler gitti. Dolap durdu ve elektrik tekrar geldi. Cihaz hem telefonumdaki uygulamaya hem de mail adresime bilgi gönderdiğinden ne zaman tekrar devreye girdiğini görebiliyorum. İkinci olarak dolabın içerisindeki dereceyi an ve an görebiliyorum. Bu da uzakta bir yerde olsam dahi dolabın soğutup soğutmadığını görmeme yarıyor. Ayrıca diyelim dolap soğutmuyor ve derece 5 derecenin üzerine çıktı. Böyle bir durumda hem uygulamadan hem de mail adresime gelen bir mail ile dolabın soğutmadığını öğrenebiliyorum. Üçüncü olarak ise neredeyse tüm Nofrost buzdolaplarında klasik olarak buz tutma ve defrost sorunu oluşur. Aslında buzdolapları bunu kendisi fark eder ve buzları eritme moduna geçer. Ayrıca bazı buzdolaplarında 10 saatte bir 30 dakika kadar eritme modu vardır. Fakat bunun gerçekleşmediği zamanlar olabilir ve gerçekleşmediğinde dolabın üst kısmı soğur fakat alt kısmı soğumaz. Bu durumun çözümü için dolabın fişi çekilip 2 gün kadar kapaklarının açık bırakılması gerekir ya da servis çağrılıp buzların eritilmesi sağlanır. Biz ise böyle bir sorun olursa bunu telefondan kolayca halledebiliyoruz. Uygulamaya koyduğumuz defrost düğmesiyle buzdolabının çalışmasını bırakmasını ve eritme moduna geçmesini sağlıyoruz. İstediğimiz kadar bekledikten sonra da defrost modundan çıkartabiliyoruz. Ayrıca diyelim ki uygulamayı kullanamıyoruz. Bunun için de buzdolabının elektronik kartının kutusuna bir düğme koyduk. Bu düğme de aynı görevi yerine getiriyor. Açıldığında eritme modunda, kapandığında ise normal modda çalışıyor. Ve defrost olduğunu da düğmenin yanındaki ışıktan anlayabiliyoruz. Dördüncü özelliğe gelelim. Bu özellik ile de buzdolabının derecesini telefondan ayarlayabiliyorum. Örnek veriyorum, dolabın içerisi eksi 10 olsun veya eksi 24 olsun istersem bunu da uygulamadan ayarlayabiliyorum. Ben eğer bir ayar yapmazsam da eksi 15 derecede çalışmaya devam ediyor. Bu arada uygulamadaki değerlerden bahsedeyim. Öncelikle en baştaki kırmızı led enerji olduğunu gösteriyor. Yanındaki yeşil led ise kompresörün şu anda çalıştığını gösteriyor. Onun yanında boş bir kısım var. Burası dolap defrost yaptığında sarı renkli yanar. Onun yanında da defrosta geçirme düğmemiz var. Bir aşağı gelirsem burada 400'lü bir kısım var. Burası sensör ucunun değerini gösteriyor. Yanındaki 12 ise dolabın iç derecesini gösteriyor. En alt bölümde ise terminal var. Bu bölümde dolabın ne zaman açıldığı, ne zaman defrost yaptığı, tarih ve saat olarak güncel olarak yazıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Dolabın çalışması ile uygulamanın bir alakası yok. Dolap komple otomatik olarak her şeyi yapıyor. Bununla beraber uygulamayı kullanmak istersem oradan da hem değerleri görebiliyorum hem de ayarlamaları yapabiliyorum. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Yapım videosunu da yakında kanala ekleyeceğim. Kanalımıza abone olarak bu tür projeleri ve daha fazlasını hem izleyebilir hem de nasıl yapıldıklarını öğrenebilirsiniz. Hoşça kalın.